Tonguç Kampüs'ten hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber tarihte milli mücadele dönemine bakacağız. Milli mücadeleye hazırlık dönemi, milli mücadelede cepheler ve en son olarak böyle Lozan'a giden süreci ele alarak tamamen dersimizi kapatmayı düşünüyorum. Tabii şunu söylemekte fayda var. Bu derslerin PDF'lerini siz bu videonun açıklama kısmından erişebilirsiniz. Aynı zamanda bu dersleri biz burada gördükten sonra bol bol soruyla pekiştirmek zorundayız. Sorulardan bir tanesi bizim için kronoloji kitabından çözülebilir. Kronoloji kitabı elinde bulunan değerli kardeşlerim için söyleyeyim. Hangi kısımdaki soruları çözmemiz lazım? Bakın milli mücadele dönemi 178'den başlayıp burada bizim için 195'te tamamlanan kısım. Milli mücadele dönemi sorularını, hazırlık dönemi, işte Büyük Millet Meclisi'nin açılması, cepheler dönemi bunları barındıran soruları içerisinde bulunduruyor. Siz bu kısımlardaki soruları çözerek hem ÖSYM sınav formatına daha uygun bir şekilde sorulara bakabilir. Aynı zamanda ders bilgilerinizi pekiştirme fırsatı da bulabilirsiniz diyelim. Görselli, öncüllü, paragraf, muhakeme her türlü soru kapsamında içerisinde bulundurduğunu ifade etmiş olalım. Bunun yanı sıra yine ÖSYM'nin son 10 yılda çıkmış sınav sorularını ve OGM materyal sitesinden burada milli mücadele ile ilgili 12. sınıf testlerini çözmeniz mümkün. Söyleyeceklerim bu kadar. Hadi ne yapalım? Dersimize başlayalım. Şimdi ilk olarak sizlerle milli mücadele burada hazırlık dönemine esas alalım. Bakın kronolojik bir sıralama var burada. Mustafa Kemal'in 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a gönderilmesi, akabinde Hazla Genelgesi, Amasya Genelgesi, Sivas Kongresi, pardon burada Sivas Kongresi demiş ama arada bizim için ne var? Şurada yani Amasya ile Sivas arasında bir Erzurum Kongresi var. Daha sonra Sivas Kongresi, Amasya görüşmeleri, temsil heyetinin Ankara'ya gelişi, son Mebusan Meclisi'nin toplanması, Misak-ı Milli'nin kabul edilmesi ve resmen İstanbul'un burada işgal edilmiş olması. Burada Amasya ile Sivas arasında bir Erzurum Kongresi var arada. Peki hani bu aslında bunların hepsini zaten esas alacağız. Bunlar nedir, ne değildir, nasıl yorumlamamız gerekir bunların hepsine bakacağız. Ama burada dikkat etmeniz gereken bir şey var ki kronolojik tarzda sorular geldiği zaman nasıl çözelim diye. Buradaki sıralamayı lütfen unutmayalım. İşte sorusu da gelirse bu şekilde gelir. Der ki yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Amasya Genelgesi görüşmeleri Sivas Kongresi ve Erzurum Kongresi seçeneklerde veriliyor. Sıralamaya baktığımız zaman burada ilk oluşturan bizim için Amasya Genelgesi'dir. Bir ile başlayanları bir eleyelim. İşimizi rahatlatalım. Amasya Genelgesi'nden sonra Erzurum Kongresi geliyor. Erzurum Kongresi'nden sonra Sivas Kongresi. Daha sonra da burada Amasya görüşmeleri yani 1-4-3-2 şeklinde gitmesi lazım. B seçeneği sorumun doğru cevabı olur bu düzlemde diye. Peki hazırlık sürecinde cemiyetlere gelelim. Cemiyetler, yararlı cemiyetler ve zararlı cemiyetler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Cemiyetler için zaten az sonra bir soru tarzının nasıl geldiğini size göstereceğim ama şunu temelinde bilmemiz lazım. Yararlı cemiyetlerin temel amacı Anadolu'nun bağımsızlığını sağlayabilmek, yurdu düşman işgalinden kurtarabilmek ve tam bağımsızlığı kazanabilmek için mücadele verebilmektir. Bunu lütfen unutmayın. Yani milli bağımsızlık burada yararlı cemiyetlerin temel amacıdır. Ama şunu unutmayın. Emecidir. Şunu unutmayalım burada. Milli egemenlik diyor bazı seçeneklerde. Şimdi bakın milli egemenlik ne demektir biliyor musunuz? Halk iradesidir. Halkın devlet yönetimine katılması ve halka dayalı bir devlet düzeninin oluşmasıdır. Milli egemenlik bunu barındırır. Ama milli bağımsızlık tamamen Anadolu'nun düşman işgalinden kurtulmasıyla ilgilidir. Bu yüzden milli egemenlikle milli bağımsızlık kavramlarının birbirinden ayrılır. Bunu mutlaka ayıracağım birbirinden. Lütfen unutma. Cemiyetlerin temel amacı milli egemenlik değil, milli bağımsızlıktır. Bunu unutmuyoruz, tamam mı? Peki, yararlı cemiyetler arasında kimler var? Trakya Paşalı Müdafaa'yı, Heyeti Osmaniye. Ne güzel bir isim var. Nerede? Trakya'da. Amaç ne? Eğer Anadolu düşman işgalinden kurtarılamazsa bölgede bir Türk devleti kurarak bölgenin Yunan işgaline ve Yunan topraklarına katılmasını engelleyebilmek. İkincisi, Vilayet-i Şarkiye, Müdafaa-i Hukuk Milliye Osmanlı. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kısaca. O bile uzun aslında da. Temel amaç ne? Bölgede Ermenilerle karşı mücadele edip bölgenin Ermenilerin toprakları içerisine katılmasını engelleyebilmek. Trabzon Muhafaza-i Hukuki Milliye Cemiyeti gerek Ermenilere gerek Pontus Rumlarına karşı mücadele etmiştir bölgede.
İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti ve Redi Hak Cemiyetleri. Temel amaç Yunan işgaline karşı koyabilmek ve bölgeyi Yunan işgaline karşı savunabilmektir. Hatta Redi Hak silahlı mücadeleye bu bakımdan girmiştir. Kilikyalılar Cemiyeti. Bakın isim bakımından sanki böyle böyle yabancı bir cemiyetmiş gibi denilir. Halbuki Kilikya bölgesi eski antik bir isim. Özellikle bizim için hani böyle Anadolu'nun güney kesimlerinde böyle Akdeniz sahilinin bulunmuş olduğu sahaya verilen bir isim. Hani bölgede direkt Fransız işgaline karşı, direkt Ermenilerin bu bölgeyi ele geçirmesine karşı faaliyetleri var. Milli Kongre Cemiyeti. Diğer cemiyetlerden farklı bir amacı burada gütmüştür Milli Kongre Cemiyeti. Daha çok basın yayın yoluyla Anadolu'daki işgallerin haksız olduğunu, Türk haklılığını dünya kamuoyuna vurgulamaya çalışmış, öyle diyelim. Anadolu Kadınları Müdafaa'yı, pardon, KAS, İslam Şurası, özellikle işgallere karşı şekillenen ilk oluşum niteliğini barındırıyor. Yine bölgede Ermeni işgaline karşı mücadele söz konusu. Anadolu Kadınları Müdafaa'yı Vatan Cemiyet, yine yabancı devlet temsilciliklerine burada ve basın niteliğine telgraflar çekerek Anadolu'daki işgallerin haksız olduğunu dünya kamuoyuna göstermeye çalışan bir cemiyet. Milli Müdafaa, MİMİM grubu. Bu grup daha çok böyle istihbarat teşkilatı olarak hareket etmiş ve İstanbul'dan Anadolu'ya istihbarat bilgilerini getirmiştir. Milli Karakol'da yine aynı amacı güdüyor. Peki zararlı cemiyetlere gelelim. Burada ilk olarak milli varlığa düşman cemiyetlere gelelim. Yani bunlar Anadolu'da düşman işgaline karşı bir milli mücadelenin gerçekleşmesine inanmayan, yurdun bu şekilde kurtarılmasına güvenmeyen cemiyetler. İngiliz muhipleri cemiyeti ve İngiliz mandesini. Wilson Prensipleri Cemiyeti, bir Amerikan mandasını. Kürt Teali Cemiyeti, bölgede bir Kürt devleti. Teali İslam Cemiyeti, daha çok halifenin burada yanında toplanarak bir başarının elde edilebileceğine inanıyor. Sulh ve Selameti Osmaniye, Osmanlı'nın devamlılığı için mücadele eden. Hürriyet ve İtilaf, özellikle bizim için meşrutiyet döneminde İttihat ve Terakki'ye karşıydı Hürriyet ve İtilaf. Bu Anadolu'nun kurtuluş mücadelesinde ise milli mücadeleye karşıdır. Nigahban Askeri Cemiyeti ve Trabzon Havalisi Ademi Merkeziyet Cemiyetleri de yine milli mücadeleye inanmayan cemiyetler arasında diyelim. Peki azınlıkların kurduğu cemiyetlere gelelim. Bunlar gayrimüslimler tarafından burada oluşturulan cemiyetlerdir. Temel amaçları bölgede işte Rum, Ermeni, bununla beraber farklı böyle unsurlar da söz konusu. İşte Yahudiler de var aslında, onları da göreceğiz. Onların temel amaçları zaten bu gayeler üzerine hedeflenebilmek. Mesela Pontus Rum, Karadeniz'de bir Rum devleti kurabilmek. Mavri Mira, Etnik Eterya, işte Kordos Cemiyeti, Yunan Kızılaçı, Rum İzcilik Okulu. Bunlar Batı Anadolu'nun, İstanbul'un tamamen Yunanistan'a bağlanması, o büyük böyle Bizans'ın tekrar canlandırabilmesi. Yani Megali İdea projesi için çalışan cemiyetler. Hınçak ve Taşnak, yine Ermeni intikam alayları. Bunlar Ermeni cemiyetleridir. Alyans İsrail ve Makabi de Yahudiler tarafından kurulan cemiyetlerdir diyelim. Bunlar da tamamen yararlı cemiyetlere karşı diyoruz. Peki buradan bir sınav sorusu oluşursa, yorum tarzında birçok soru gelir de hani yorum artı bilgi bağlamında nasıl bir soru gelir? Anında burası. Mesela demiş, milli mücadele sırasında Rum ve Yunanların kurduğu cemiyetlerden bazıları şunlardır. Mavri Mira, Pontus Rum, Etnik Eterya. Aşağıdaki milli cemiyetlerden hangisi yukarıdaki zararlı cemiyetlerin faaliyetlerine karşı mücadele etmek amacıyla kurulmamıştır? Şimdi İzmir Müdafaa-i Hukuk kime karşı mücadele ediyor burada? İşte Mavri Mira'ya, bununla beraber Etnik Eterya'ya var mı? Var. Reddil Hak yine aynı amaçla. Kilikyalılar Cemiyeti kime karşı? Hınçak Taşnak. Çünkü onlar Ermenilere karşı daha çok mücadele edecek. O zaman burada yok. Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti Pontus Rum'a karşı mücadele ediyor. Trakya Paşaeli Cemiyeti ise Mavri Mira, Etnik Eterya'ya karşı mücadele ediyor. Kilikyalıların burada mücadele ettiği bir cemiyet söz konusu değil. Gelelim Kuvayi Milliye'ye. Kuvayi Milliye, TBMM düzenli orduları henüz kurulmadan evvel Anadolu'da başlayan işgallere karşı halkın örgütlenerek burada, kendi bölgelerinde bölgesel olarak örgütlenerek vatansever bir iradeyle burada direnişçi tutum sergilemesi diyelim. Bu da onların milliyetçi niteliğini ön plana çıkarır. Bakın onların özelliklerini aslında biraz kısmi olarak ifade etmiş oldum. Peki bu cemiyetler, pardon daha doğrusu Kuvayi Milliye dedik ya, bölgesel, disiplinden uzak, daha çok başa başa hareket eden, aynı zamanda herhangi bir organizasyon içerisinde bulunmayan, hukuka aykırı davranışları olabilen
Yani kendi mücadele için halktan zorla eşya almak veya para almak gibi. Ve doğal olarak bu niteliği içerisinde barındıran bir oluşum. Tabii ilk dönem düşman işgalini kısa vadeli olsa durdursa da zamanla düşman işgal kuvvetleri çoğaldıkça Kuvayi Milliye'nin burada etkinliği azalmıştır. Ta ki düzenli ordu birlikleri oluşana kadar da mücadele ettiklerini söylemek gerekir. İlk olarak Güney Cephesi'nde, daha sonra da Batı Cephesi'nde Kuvayi Milliye'yi görebiliyoruz. Peki Kuvayi Milliye ile ilgili bize bir sınav sorusu gelse nasıl gelir? Bana göre böyle gelir. Bakalım çözelim. Dedi ki Kuvayi Milliye'nin milli mücadele döneminde sağladığı fayda arasında hangisi yoktur? TBMM'ye karşı iç ayaklanmaların bastırılmasında etkili. Yurdu işgallerden kurtarmış. Şimdi iç isyanları bastırmada etkili ama yurdu işgallerden kurtulmuş dersen mümkün olamaz değil mi düzenli ordulara karşı savaşması? Ulusal bilinci uyandırmış ve mücadele ruhunu körüklemiş. Doğru, bunu söyleyebilirim. Türk halkının işgalleri karşısında sessiz kalamayacağını göstermiş. Halka moral sağlamış ve kurtuluş umudunu güçlendirmiştir diyelim. Bunların hepsi var ama B seçeneği burada söylenemez diyelim. Evet, gelelim Mustafa Kemal'in İstanbul'a gelişi ve yapılan temel çalışmalara, bu unsur alanlarına bakalım. Şimdi Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı'na katılmadan evvel Sofya'da Sofya Ateşi Miterliği görevine bulunmaktaydı. Mustafa Kemal, İstanbul'a geldiği zaman şunu görüyor. Yani tamamen teslimiyetçi bir hükümet anlayışı. Osmanlı hükümeti tamamen hani işgallere karşı yapabilecek elinde hiçbir şey yok. Bu bağlamda Mustafa Kemal, bu alana geldiği zaman aslında İstanbul'da bir kurtuluş mücadelesini başlatamayacağı ve İstanbul'da elinden hiçbir şeyin gelemeyeceğini görmüştür. Hazır o sıralarda hani İstanbul'da Minber gazetesini çıkarıyor, meclis içerisinde güç kazanmaya çalışıyor, mücadele için destek ve taraftar bulmaya çalışıyor ama bakıyor ki bunu İstanbul'da yapamayacak. Tam da o sıralar Mustafa Kemal'e bir kapı açılmıştır. Samsun ve civarında Türklerle Rumlar arasında çatışmalar var. İtilaf devletleri bu durumdan rahatsız. Osmanlı hükümetini uyarıyor. Diyor ki bakın bölgede çatışmalar söz konusu ve Monros'un temelinde 7. maddesinde ne geçiyordu hatırlarsanız. Olur da burada Anadolu'nun herhangi bir yerinde bir karışıklık çıkarsa bu bölge işgal edilebilecek. Şimdi hani burada Osmanlı'da bölge işgal edilmesin diye temelinde ne yapıyor burada esasen? Bölgeye Mustafa Kemal'i gönderiyor. 9. Ordu müfettişi olarak geniş yetkilerle gitsin, bölgede Türklerin elindeki silahları toplasın, karışıklığa son versin ve en azından asayişi sağlasın diye. Tamam, unutmayalım. Bu bağlamı söyleyelim burada. Peki buradan bir genel bir soru çıkarsa Mustafa Kemal'le ilgili ne söyleyebiliriz? Bakın diyor ki, Mustafa Kemal'in milli mücadele yıllarında milli irade kavramını kullanmaya özen göstermesi ve TBMM'nin hakimiyet milletindir ilkesini benimsemesiyle ulaşmak istenen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir? Bakın sürekli milli iradeden, halk iradesinden, halkın yönetiminden bahsetmiş. TBMM'yi kurunca da hakimiyet milletindir demiştir. Temel amaç ne burada peki? Tamamen halka devlet düzenini oluşturabilmektir değil mi esasen? İşgalleri engellemek için güçlü bir devletin himayesine girme fikrini kabul ettirmek? Hayır. Milletin egemenliğine dayalı bağımsız bir devlet kurma fikrini yaygınlaştırmak? İşte onu yavaşça oturtuyor burada. Savaş bitinceye kadar milletin padişaha bağlılığını artırmak? Hayır. İtilaf devletlerini oyalamak? Hayır. İstanbul hükümetiyle siyasi yakınlaşmayı sağlamak? Bunlar olamaz. B seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur diyelim. Evet. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışına gelelim. Samsun'a çıkış esasını hedef alalım burada. Dedik ki ya 9. Ordu müfettişi olarak ne yapıyorsun? Samsun'a burada gönderiliyoruz. Samsun'a gönderildiğin zaman temel amacın ne burada? Bölgede yani Türklerin elindeki silahı toplamak ve burada asayişi sağlayabilmek diyelim. Temel amaçlar şunlar. Bakın şu kısımlar temel amaçları burada vuruluyor. Ama Mustafa Kemal bunları mı yapıyor? Hayır. Samsun'a geldiği zaman hemen bir Samsun raporu hazırlamıştır. Ve bu raporda bölgede karışıklığı çıkaran Rumların olduğunu, Türklerin işgallere karşı kesinlikle burada teslimiyetçi bir tavır sergilemediğini ve tepkili olduğunu belirten kısa bir rapor burada belirtiyor bu Samsun raporunda. Ve bu raporu hazırlayıp çektikten sonra Havza'ya geçecek. Özellikle gerek Samsun'daki şehrin güvenlik sorunları, gerek Rum çetelerinin faaliyetleri nedeniyle daha rahat bir alan olan Havza'ya geçmiştir. Ve Havza'ya geçtiği zaman da bir Havza genelgesi yayınlayacak. Şimdi dedik ya Mustafa Kemal'in temel amacı zaten Anadolu'da kurtuluş mücadelesini başlatabilmektir. Hazırda imkanları buldu. Havza'ya da geçti burada. Ne yapıyor?
İzmir'in işgalini protesto eden telgraflar çekilmesini istiyor. Aynı zamanda işgallere karşı da mitingler düzenlenmesini istiyor. Çünkü temelinde halkı uyandırmaya çalışıyorum. Biz öyle yapalım. Hani halkın işgallere karşı bilinçlenmesini ve aynı zamanda buna tepki göstermesini isteyecektir. Havza'da da bir miting düzenleniyor. Bizzat Mustafa Kemal burada buraya katılıyor. Aynı zamanda Mondros Ateşkesi'ne karşı da ilk kez açıkça duruyor. Bunu lütfen unutmayalım. Bunu da söyleyelim. Doğal olarak Mustafa Kemal görevi dışına çıktığı için ilk defa bu gelişmeyle beraber İstanbul'a geri çağrılmıştır. Ancak Mustafa Kemal İstanbul'a geri dönüyor mu? Hayır. Nereye gidiyor? Amasya'ya gidiyor. Şimdi Amasya Tamimi, yani Amasya Genelgesi'ne gelelim burada. Amasya Genelgesi Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'nın amacını, gerekçesini ve yöntemini belirtmiş olduğu çok iyi bir genelge. Bu genelgenin, bakın yıldızlı kısımları yorumlarıdır bizim için. Maddeleri burada. Lütfen bunlara dikkat edin. Şu iki sayfada zaten bunlara bakacağız. Hatta iki sayfa mı, üç sayfa mı? Dur bakayım. Devam ediyormuş. Üç. Tamam. Şu üç sayfada Amasya Genelgesi'nin maddelerine bakacağız. Bu maddeler mesela ÖSYM tarafından sınavda işte Amasya Genelgesi'nde şu madde belirtilmiştir. Bu maddeden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir tarzında sınav soruna barındıran kısmı oluşturmaktadır. Dikkat etmek gerekir. Tabii bir de şöyle bir bilgi var. Diyor ki Mustafa Kemal Amasya Genelgesi'nde tek başına bunu yayınlamamış veya imzalamamış. Aynı zamanda Rauf Orbay, işte Refet Bey, Ali Fuat Paşa bununla beraber bunların imzasını alacak. Telgraf yoluyla Kazım Karabekir ve Cemal Paşa'dan da onay alacaktır. Peki bunu bu şekilde yapmasının temel sebebi nedir? Bu mücadelenin şahsi bir mücadele olmadığını, kişisel bir mücadele olmadığını, bu bir vatan mücadelesi olduğunu göstermeye çalışacaktır. Yorumumuzu bu şekilde lütfen unutmayalım. Peki, vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir diyorsun. Bu ne demek? Bu bir gerekçedir. Niçin mücadele ediyoruz? Çünkü vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir diyorsun. Milli birlik ve bağımsızlığın da gerekliliği burada ortaya konuluyor. İstanbul hükümeti üzerine düşen sorumluluğun yerine getirememektedir. Yine işgallere karşı seyirci kalmakta ve milletimizi yok saymaktadır. Getirememekte deniliyor. Niye? Çünkü zaten bu adamlar baskı altında, bu yüzden rahat hareket edemiyorlar ve işgallere karşı duramıyorlar deniliyor burada. Bu maddeyle aslında bir gerekçe daha sunuluyor. Biz niye mücadele ediyoruz? Çünkü İstanbul hükümeti üzerine düşen vazifeyi yerine getirememektedir deniliyor. Aynı zamanda İstanbul hükümetinde bir karşı çıkışın ifadesidir. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bak, bu bir yöntemdir. Niye? Tamam, ortada bir mücadele olmalı ama senin azim ve kararına bağlı. Yani sen burada gerekli azmi ve kararlılığı gösterirsen ancak bu mücadele kazanılabilir deniliyor. Doğal olarak hem milli iradeyi vurgulamasından hem aynı zamanda bir yöntem belirtmesinden önem arz eden bir nitelik olduğunu söylemek gerekir. Burada aynı zamanda millete bağlı bir unsur olduğunu vurgularken de padişahı ve hükümeti yok saymıştır. Doğal olarak sadece hani işgallere karşı değil, aynı zamanda üstü kapalı olarak onlara da bir karşı duruşun göstergesi olur diyelim, unutmayalım. Devam edelim. Bir sonraki maddemize gelelim. Milletin sesini dünyaya duyurmak ve haklarını dile getirmek için her türlü etki ve denetimden uzak milli bir heyetin oluşturulması vurgulanmış. Demek ki temsil heyetin oluşturulmasının ilk hani sinyalleri burada. Ki temsil heyeti az sonra göreceksiniz, Erzurum Kongresi'nde oluşturuluyor. Burada vurgulanıyor. Mücadelenin de böyle organize ve kurumsal bir şekilde olmasını vurgulamış. Anadolu'nun güvenli bir bölgesi olan Sivas'ta milli bir kongre toplanacaktır deniliyor. Bu maddeyle de hani bakın hani bu mücadelenin aslında kişisel olmadığı, halkın da katılımıyla mücadelenin nasıl olması gerektiği vurgulanıyor. Aslında merkez bir yapılaşmayı da içerisine barındıran bir nitelik değil. Bu kongreye her ilden halkın güveni kazanmış üçer deliğe katılacaktır deniliyor. Bak, milli iradeyi hakim kılma esastır değil mi? Böylece mücadeleyi halka dayandırmak esas. Devam edelim. Sivas Kongresi'ne katılacak temsilcileri müdafaa hukuk ve reddi hak cemiyetleriyle belediyeler seçecektir. Yerel güçleri ön plana çıkarma. Askerler ve sivil yöneticiler görev yerlerini terk etmeyecek ve ordular kesinlikle dağıtılmayacaktır. Mücadeleye karşı etkin bir askeri kuvveti bulundurabilme diyelim. Mondros'un da Osmanlı orduları terhis edilecektir maddesi ve karşı çıkışıdır. Doğu illeri adına Erzurum'da bir kongre toplanacak. Erzurum'a gidecek delegeler. Kongreden sonra derhal Sivas'a gidecek. Kötü bir durumda karşılaşmaması alınan bu kararlar da milli bir sıra olarak saklanacaktır deniliyor. Şimdi
Bak yorum tarzında gelebilir. Yorumlar var. Bir de bazen bazı sınavlarda ÖSYM TYT bağlamında yorum isteyen sınavlarda bilgiye kaçabiliyor. Bu yüzden hani olur da bilgiye kaçarsa da en makul nitelik hangisi amalse genelliğinde alınan kararlar arasında gösterilemez tarzında bir bilgi olabilir. Bu yüzden mesela vatanın bağımsızlığı milletin bütünlüğü tehlikededir. Var mı? Var. Manda ve imayı kabul olamaz. Böyle bir madde okuduk mu? Hayır. İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir. Var. Milletin bağımsızlığı yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Var. Sivas'ta milli bir kongrenin toplanması kararlaşılmıştır. Bunların hepsi var. Ama manda ve himaye ilk defa Erzurum Kongresi'nde reddedilmiş. Kesin olarak da Sivas Kongresi'nde reddedilmiştir. Böyle bir madde yok. Mustafa Kemal Amasya Genelgesi'nden sonra burada Osmanlı hükümetiyle iyice burada ipler kopuyor. Mustafa Kemal de burada askerlik mesleğinden istifa etmiştir. Ve milleti, yani sineği millete dönerek, yüzünü artık halka çevirerek artık halkla beraber mücadele ediyor. Amasya Genelgesi'nden sonra Erzurum Kongresi'nden önce askerlik mesleğinden istifa ettiğini söyledi. Şimdi Mustafa Kemal Erzurum'a gidiyor. Erzurum'a gitmeden evvel de telgraf çekiyorlar Kazım Kadıbekir'e. Diyorlar ki Mustafa Kemal'i tutukla. Tutukladığın yerde de burada idam kararı biliyorsunuz Mustafa Kemal için veriliyor. İnfaz isteniyor. Ama Mustafa Kemal Erzurum'a geldiği zaman Kazım Karabekir burada paşam ben ve ordum emrinizdeyiz. Ki orada 15. kol ordu var. Ben ve ordum emrinizdeyiz. Ne dilerseniz tamamen size ait diyerek burada milli mücadelenin bir daha böyle bir kez daha yanında olduğu kararlılığını göstermiştir. Bu da tarihin dönüm noktalarından biridir. Aksine Mustafa Kemal'i belki tutuklasa tarihin seyri çok daha değişik olabilirdi diye. Peki kongre niçin toplandı? Temel amaçları nelerdi? Sonra alınan kararlara bakalım. Doğu Anadolu bölgesinde bir Ermeni devletinin kurulmasını engelleyebilmek gayesiydi. Burada Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk ve Trabzon Muhafazai Hukuk Cemiyetleri'nin etkili olarak oluşturmuş olduğu bir kongredir. Doğudaki tüm yerel kuvvetleri birleştirmek aynı zamanda bölgenin sorunlarını ele almak için toplanan kısımlar. Delege gönderen iller nereler? Bitlis, Erzurum, Sivas, Trabzon ve Van. Bakın şöyle Best Van şeklinde kodlanabilir. Bununla beraber Diyarbakır, Elazığ ve Mardin'den de delegeler istenmiştir. Ancak valiler bu delegeleri engellemiş. Bu yerler yönlendiremiyor. Öyle değil. Peki hangi kararlar alındı? Yorumlarımız neler? Dikkatle bakalım. Şimdi ulusal sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, parçalanmaz. İlk defa ulusal sınırlardan bahsedilmiştir. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı, saltanat ve hilafet korunması için kuvayi milliyi etkin ve milli irade hakim kılmak esastır burada. Bağımsızlıktan ve halkın iradesinden bahsedilmiş. Hristiyan halka ve diğer azınlıkları siyasi hakimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozucu özel haklar verilemez. Azınlıkların hakları devre dışı. Manda ve himaye kabul edilemez. İlk defa reddediliyor. Mevcut merkezi hükümet, yani İstanbul hükümeti burada, vatanın bağımsızlığını sağlayamazsa geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümetin üyeleri Milli Kongre tarafından seçilecektir. İlk defa bir hükümet kurulmasından bahsedilmiştir. Her türlü yabancı devletin işgaline ve müdahalesine karşı Osmanlı Devleti'nin dağılması halinde millet birleşerek buna karşı koyacaktır. Osmanlı dağılırsa millet bir devlet oluşumu burada oluşur deniliyor. Mebusan Meclisi'nin derhal toplanması ve hükümet işlerinin meclis tarafından kontrol edilmesi çalışılacak. Niye? Çünkü olası bir barış anlaşmasında hükümetin başına buyruk hareket etmesinin önüne geçilmesi için. Çünkü kural kaide nedir? Osmanlı meclis tarafından bir anlaşma onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Bu nitelik ön plan alınması isteniyor. Vatanın bağımsızlığını ve milletin yurdumuzun bütünlüğünü bozma amacı olmayan herhangi bir devlet teknik sanayi ve mali yardımı kabul edilebilir. Yani dış yardım edilebilir ama bu herhangi bir çıkar amaçlı olmayacak deniliyor. Erzurum Kongresi sırasında temsil heyeti oluşturuluyor. Ve sınırı burada Doğu Anadolu temsil niteliğinde değil. Gelelim Sivas Kongresi'ne. Sivas Kongresi'nin toplanma kararı nerede alınıyordu? Amasya Genelgesi'nde alınıyordu. Temel amaç ne? Milli mücadeleyi tek merkezden yönetmek. Anadolu'daki tüm milli güçleri burada tek çatı altında birleştirmek. Erzurum Kongresi'ne alınan kararları tüm yurda mal etmek. Ve milli mücadelenin milli bir kongrenin seçeceği temsil heyetiyle yönetilmesini sağlayabilmektir. Peki hangi kararlar aldık? Nasıl yorumlayalım? Hemen hemen Erzurum Kongresi'nde almış olduğumuz kararların birçoğu tasdik edildiği bir kongredir. Ama kapsam genişletilmesi var. Mesela Anadolu tüm cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti olarak birleştiriliyor. Tekelden yönetim. Yine temsil heyeti önce Erzurum Kongresi'nde Doğu illerini temsil ediyordu. Temsil heyetinin bütün yurdu temsil etmesi kararlaştırılmış. Ve üye sayısı 9'dan 15'e yükseltilmiş. Manda-i mai fikri kesin olarak artık reddediliyor. Mebusan Meclisi'nin toplanması ve hükümet işlerinin meclis tarafından kontrol edilmesi çalışmaları isteniyor. Her türlü işgal ve müdahaleye karşı mücadele
isteniyor. Bağımsızlığı ve bütünlüğü bozmaması şartıyla dışarıda, bakın dedik ya, Erzurum Kongresi'nde alınan kararların bir tasdiki niteliğinde, milletin haklı sesini duyurmak ve halkı mücadele konusunda birleştirmek amacıyla da iradeyi milliye attı bir gazetenin çıktığını söyleyebiliriz. Bu sene AYT'de sanırım, tam hatırlamıyorum ama çok güzel bir soru vardı. Mesela diyor ki, aşağıdaki başlıklardan hangisi İrade-i Milliye gazetesinde konu olabilecek bir başlık değildir? Bakın, İrade-i Milliye gazetesi ne zaman demek ki oluşturuluyor? Sivas Kongresi'nde. O zaman bizim için mesela Erzurum Kongresi, Amasya Genelgesi, Mustafa Kemal'in Samsun'a gönderilmesi veya Havza Genelgesi'nin yayınlanması gibi esaslar veya Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanması, bunların hiçbiri İrade-i Milliye gazetesinde başlık olarak kullanılamaz. Niye? Çünkü çok daha önce yaşanan gelişmelerdir. Kronolojik açıdan uygun değildir. Yani böyle şeylere de dikkat edin, tamam mı? Gözümüzden kaçmasın. Gelelim Amasya görüşmelerine. Şimdi Sivas Kongresi'nin toplanmasını engellemek için damat Fethi Paşa oldukça geniş mücadele etmiş. Hatta Sivas valisi Ali Galip'i orada yönlendirmiş ama başarısız olmuştur. Bu başarısızlık üzerine de İtilaf Devletleri'nin de baskısıyla damat Fethi Paşa istifa ediyor. Damat Fethi Paşa istifa edince yerine kurulan Ali Rıza hükümeti ve burada Salih Paşa'yı bölgeye göndererek hem bu başlayan milli mücadele hareketini kontrol altına almak hem de denetim unsur üzerine durabilmek için bir görüşme talep etmiş. Ve Amasya görüşmeleri burada Mustafa Kemal Paşa ve Salih Paşa arasında ve beraberindeki heyetler tarafından düzenlenmiştir. Bu da Anadolu'da başlayan milli mücadele hareketinin Osmanlı hükümeti tarafından tanındığının göstergesidir. Yorumu böyle yapabiliriz. Bakın, burada bir takım protokoller var. Üçü açık, ikisi gizli protokoller. Hani bunların ne olduğu, esasları, içerikleri daha çok AYT bilgileridir. Genel yorum olarak şunu söyleyelim. Osmanlı hükümetinin burada milli mücadele hareketini tanıması açısından önemli. Aynı zamanda birçok temel ortak protokol imzalanıyor ama mesela İstanbul dışında meclisin toplanması, meclisin derhal toplanması, işte Mondros Ateşkesi imzalandığı sırada işgal edilmiş sınırların korunması, milli sınırların belirtilmesi vesaire, bunlar önemli. Ama bunlardan sadece Mebusan Meclisi'nin tekrar açılması kabul edilmiş bu görüşmelerden alınan kararların esasları İstanbul Hükümeti tarafından. Diğer tüm kararlar, mesela Anadolu'da toplanması vesaire, bunlar kabul edilmemiştir. Ama yine de Anadolu'daki hareketin güçlenmesi adına önemli bir görüşme olduğunu söylemek gerekir. Unutmayalım. Burada hem milli mücadelenin esasları korunması hem de Osmanlı hükümetinin de prestijinin korunması açısından önemli maddeler var diyelim. Peki ne oldu? Karar alındı Osmanlı tarafından. Tekrardan seçimler yapılacak ve Mebusan Meclisi açılacak. Doğal olarak Mebusan Meclisi'nin açılma kararının kabul edilmesi, temsil heyetinin de İstanbul'daki çalışmaları daha rahat ve daha yakından takip edilmesi açısından bu heyetin Ankara'ya gelmesine sebebiyet verecektir. Peki niçin Ankara'yı seçtik? Çünkü o dönemlerde işgale uğramamış, güvenli bir noktada, ulaşım olanaklarına sahip, haberleşme olanaklarına sahip, İstanbul'a yakın, Batı cephesine yakın 20. kolordu burada ve aynı zamanda Ankara'daki halk milli mücadeleye inanıyor, destekliyor. Bu yüzden Ankara seçilmesinin temel gayeleri bunlardır. Buradaki maddeleri unutmayın. Hani bir sınav sorusu olarak gelirse maddenin esasları karşımıza sorulabilir diyelim. Gelelim son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin açılmasına. Bu eksene bakalım. Şimdi Mustafa Kemal son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Erzurum'dan milletvekili olarak seçilecek ancak İstanbul'a gitmiyor. İstanbul'a giden milletvekillerinden de istedikleri var. İşte beni meclis başkanı seçin. Bununla beraber yapabiliyorlar mı? Hayır. İşte mecliste müdafaa hukuk grubu oluşturun diyor. Yapabiliyorlar mı? Bunu da yapamıyorlar. Felah-ı Vatan diye bir grup oluşturuyorlar. Başkanı da Rauf Orbay'ı seçiyorlar. Bu da gitti. Misak-ı Milli kabul ederim diyor. İşte bu kabul ediliyor. Oy birliği, hatta öyle söyleyeyim. Misak-ı Milli kabul ettirilmiştir. Peki bizim tarafta böyle. Meclisin açılması vesaire. O dönemlerde İtilaf Devletleri resmen olmasa da İstanbul'u işgal altında tutuyor. Peki onlar ne için böyle bir meclisin açılmasına izin vermişlerdir? Çünkü amaçları nedir burada? Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nden Sevr'in onayını alabilmek, Sevr Anlaşması'nı burada onaylatabilmek. Onlar onu beklerken meclis ne yaptı? Misak-ı Milli kararlarını kabul ettirdi. Peki Misak-ı Milli kararları neyi kapsıyor, neyi kapsar? Kapitülasyonları, azınlıkları, bunlarla ilgili hükümleri, boğazları, sınırları, Arapları, referandum durumlarını. Mesela Araplarda ne var? Diyor ki Arapların bulunmuş olduğu yerlerde hani oylama yapalım. Türk tarafında kalmaya kabul ediyorlarsa olsun gibi. Mesela Kars, Ardahan, Batum, Batı Trakya gibi yerlerde oylama yapalım. Halkın kararına, esaslarına bakalım.
vesaire vesaire gibi unsurlar içerisinde barındırmıştır misak-ı milli kararları. Bu kararların kabul edilmesiyle beraber ne oluyor? İngilizler, itilaflar resmen İstanbul'u işgal ediyor. Meclisi dağıtıyor. Meclisteki bir takım milletvekillerini tutukluyor. Malta'ya sürgüne gönderiyor. Diğerleri de kaçıp Anadolu'ya sığınmıştır. Ve Anadolu'daki mücadeleye katılmıştır diyelim. Ve işte bu da hem Mustafa Kemal'in ileri görüşlüğünü gösteriyor. Niye? Çünkü adam Amasya görüşmelerinde demişti. Anadolu'nun güvenli bir yerinde bu meclisi toplayalım demişti. Ama İstanbul'da toplanması bakın oranın ne kadar güvensiz olduğunun göstergesiydi. Meclisteki vekillerin de aynı zamanda Mustafa Kemal'in yanına gitmiş olması Mustafa Kemal'in elini kuvvetlendirmiştir. Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruluyor. Kurucu bir meclistir çünkü yeni bir devlet kuruyor. Milli bir meclistir, Türk adını taşıyor. Demokratik bir meclistir çünkü farklı görüşler bünyesinde barındırıyor. Savaş meclistir çünkü Kurtuluş Savaşı'nı yöneten bir meclis. Olağanüstü bir meclistir dönemin şartlarından ötürü. Peki hangi kararlar alıyor? Yorumlarımız nasıl olmalı? Dikkat edin. Parantez işleri yorumdur. Yani kararlar size sınavda sorulur. Parantez işleri de sizin yapacağınız yorumlar olacak. Unutmayın. Bakın bunları tek tek hani ben yazdım ha. Dedim ki sizin için de kolaylık olsun. PDF'de bunları elinizin altında bulundurun. Son tekrarınıza baktığınız zaman soruyu yakalayın diye. Emin olun kaçmaz. Mantığına oturttuğunuz zaman soruları da yakalarsınız. Sizin için de çok kolay olur. Mesela hükümet kurmak zorundadır. Büyük Millet Meclisi üzerinde güç yoktur deniliyor. Böyle bir madde yer alırsa senin yapacağın yorum nedir? O zaman İstanbul hükümeti reddediliyor. Meclis en büyük kuvvet. Aynı zamanda Millet Meclisi üzerinde güç yoktur dersen padişah da burada yok sayıyorsun. Geçici olarak bir hükümet başkanı atamak ya da padişah vekili atamak doğru değildir. Böylece meclisin herhangi bir kuvvete veya güce sahip olmadığının göstergesidir. Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkisine sahiptir. Yasama ve yürütme ikisi de mecliste ise bu güçler birliğidir deriz. Meclis içinden seçilen bir heyet hükümet işlerine bakar. Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır. O zaman meclis hükümeti sistemidir burada. Meclis hükümeti sistemi ne demek veya kabine sistemi ne demek? Meclis hükümeti sisteminde oradaki her bakan, her unsur meclisin içerisinden tek tek seçilir. Ama kabine sisteminde ne vardır? Burada mesela başbakan veya başkan kendi bakanlarını ve grubunu oluşturur. Öyle tek tek meclis içerisinden seçilmez. Padişah ve halife, itilaf devletlerin baskısından kurtulduktan sonra meclisin düzenleyeceği yasaya göre hareket edecektir. Bakın, meclis üstünlüğü yine burada vurgulanmış. Evet, hazırlık süreci böyledi. Türkiye'yi Büyük Millet Meclisi'nde kurduk. Şimdi geldik muharebeler dönemi. Savaşlar dönemine esas alalım. Batı cephesi, Doğu cephesi ve Güney cephesi. Mücadelelerin bulunmuş olduğu yerler. Batı cephesinde Yunanlarla ve İngilizlerle, Doğu cephesinde Ermeniler ve Yürcülerle, Güney cephesinde ise Fransız var ve Ermenilerle mücadele ediyoruz. Batı cephesinde ilk olarak Kuvayi Milliye ile, daha sonra da düzenli orduyla, Doğu cephesinde Osmanlı'dan kalan 15. kol orduyla ve Güney cephesinde ise sadece Kuvayi Milliye ile mücadele söz konusu. Az sonra zaten cepheleri açacağım ama bu tablo bile size sınav sorusu yaptırabilir, unutmayın. Önce Doğu cephesinden başlayalım. Kimle mücadele ediyorduk? Ermenilerle. Hangi birlikler burada bulunuyordu? Kazım Karabekir'e bağlı 15. kol orduydu. Bunlar da TBM'ye bağlanıyordu. Mücadele esnasında Kazım Karabekir komutasındaki ordular Ermenileri bölgede mağlup etmiştir. Ve Ermenilerle Gümrü Anlaşması imzalanıyor. Ermeniler Gümrü Anlaşması ile beraber Anadolu üzerindeki haklarından tamamen vazgeçmişlerdir. Yorumlayalım bu. Bakın burada yazanlar zaten belli. Siz bunları okuyorsunuz zaten. Önemli olan benim için yorumlardır burada. Şimdi Gümrü Anlaşması ile beraber 1. Ermeniler tarihi emellerinden vazgeçtiler. 2. Ermeniler siyasi alanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin varlığını tanıyan ilk devlet olmuş oldu. 3. Burada temelinde bu cephe kapandığından ötürü diğer cephelere burada askeri ve silah desteği sağlanmış oldu. Bu yorumları unutmayalım bu cephe için. Peki buradan nasıl soru gelir? Bakalım. Diyor ki Doğu ve Güney cepheleriyle ilgili ortak bir özelliktir hangisi? Bakalım. Kuvayi Milliye birliklerinin savaşması sadece Güney cephesiydi. Ortak mı? Değil. Ermenilerle savaşılması, Doğu'da Ermeniler var, Güney'de de Fransızlar ve Ermeniler var. O zaman ortak. Fransa ile mücadele edilmesi sadece Güney'deydi. Gitti. 15. Kolordu birlikleri Doğu'daydı. Her iki cephenin de kapanmasından sonra Batı cephesinin açılması deniliyor. Halbuki böyle şey söz konusu değil. Hatta Batı cephesinde hatırlarsanız Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra Fransızlarla Ankara Anlaşması imzalanıp Güney cephesi kapanıyordu. O zaman Güney cephesinin kapanmasıyla diyemezsin değil mi? Gelelim Güney cephesine. Güney cephesinde biz Kuvayi Milliye birlikleriyle mücadele ediyoruz. Kuvayi Milliye birlikleri arasında özellikle Maraş'ta, Antep'te ve Urfa'daki mücadeleler çok önemli. Öyle diyeyim. Aha yüzümü mü çizdim ya?
Şimdi dikkat edelim. Maraş'ta Sütçü İmam, Antep'te Şahin Bey, Urfa'da Ali Sahip Bey. Mücadeleyi veren komutanlar arasında. Maraş ve Urfa'daki mücadeleler kazanılmıştır. Kazanıldığından dolayı Maraş'a kahraman, Urfa'ya şanlı diyorsun. Ama Antep'te her ne kadar geniş bir savunma yapılmış olsa da başarısız olunmuş. Tam bir başarı elde edilememiştir. Bu yüzden Gazi unvanını verildi. Söylenebilir. Lütfen unutmayalım. Bu cephe ne zaman kapanıyor? Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra Fransızlarla 1921 yılında imzalanan Ankara Anlaşması'yla bu cephenin tabağının kapandığını söylemek gerekir. Soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Fransızların Güney Cephesi'nde başarısızlığa uğradığının bir kanıtı olarak söylenemez? Şimdi Maraş ve Urfa'nın halk tarafından kurtarılması var mı? Başarısızlık unsurlarında var. Fransızların misak-ı milliyi tanıması var mı? Var. İşgal ettiği yerleri Ankara Anlaşması ile boşaltması var mı? Var. Ermenilerle işbirliği yapması, bölgeye gelirken zaten yapıyorlardı. Bu başarısızlık unsuru olarak söylenemez ki burada. TBMM'yi resmen tanıması var. Ha, bu ne demek? Ben yani A, B, C ve E seçeneklerinde ne demek? Ben bölgedeki haklarımdan tamamen feragat ediyorum. Yani başarısız oldum demek. Bu yüzden D seçeneği söylemiyorum. Şimdi gelelim Batı cephesine. Batı cephesi daha geniş çapta savaşların yer aldığı ve daha çetrefilli mücadelelerin verildiği bir cephedir. Birinci Ölümlü Savaşı ile başlayalım. Batı cephesinde kimle mücadele ediyoruz? Yunanlarla. Yunanlar Sivri kabul ettirmek, aynı zamanda Megali İda'yı gerçekleştirmek için taarruza girişmiştir. Bizim bir savunma savaşımızdır Birinci Ölümlü Savaşı. Albay İsmet Bey komutasındaki Türk birlikleri burada ne yaptı? Bu savaşı kazandı. Peki savaşın kazanılmasının iç politika ve dış politikada bir takım karşılıkları var. Teşkilat-ı Esasiye, yeni devletin ilk anayasası kabul edildi. İstiklal Marşı kabul edildi. Ordunun ve halkın moral bulabilmesi açısından burada Mehmet Akif tarafından kaleme alınmış ve orduya armağan edilmiştir. Düzenli ordu ve TBMM'ye güven artmış oldu bunlar iç politikada. Dış politikada ne oldu? Londra Konferansı toplandı. Londra Konferansı'na aslında Osmanlı hükümeti çağrılıyor. Ama burada aynı zamanda başarı niteliğini TBMM oluşturunca TBMM temsilcisi de çağrılıyor. İtiraf edilen temel amacı Londra Konferansı'nda aslında hem Osmanlı'yı hem de TBMM'yi çağırıp taraflar arasında bir ikilik yaratmak ve temelinde nedir burada? Sevr'i biraz daha yumuşatıp kabul ettirmektir. Ama Osmanlı hükümeti temsilcisi burada ben sözü Türk halkının gerçek temsilcisine bırakıyorum deyip TBMM temsilcisine bırakınca bu ikilik gayeleri tamamen bertaraf edilmiş oldu. Londra Konferansı'na katılmak TBMM için iki önemli unsurda yorum gerektiriyor. Bir, TBMM'nin burada itilaf devletleri tarafından tanındığının. İki, TBMM'nin barış yanlısı olduğunun. Çünkü siz buraya gitmezseniz yabancı devletlerin yapmış olduğu o kamuoyu, yani işte bunlar düşmanca tavır sergiliyor, işte anlaşmaya yanaşmıyor. Türk-Afgan Dostluk Anlaşması, bu anlaşma ile ilk defa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin varlığını bir ne tanımıştır? İslam devleti tanımıştır. Öyle söyledim. Müslüman bir devlet tanıyor. Bir de Moskova Anlaşması var. Sovyet Rusya ile imzalanan bir anlaşmadır. Bu anlaşmayla ilk defa misak-ı milliden bir taviz verildi. Batum sınırlar dışında kaldı. Ama bu anlaşma esası çok önemlidir. Çünkü Rusların desteği oldukça önemli. Asker ve silah, askeri teçhizat ve silah bakımından oldukça desteklemişlerdir diyelim. Onu ifade etmiş olalım. Savaşı biz kazandık. Tabii Yunanlar buna taarruzu keşif derler bu savaşı. Yani normalde biz hani keşif amaçlı oradaydık, yenilmedik derler de iş öyle değil. Soruya bakın. Buna göre hangisine ulaşılabilir deniliyor? Birinci Ölümlü Muharebesi'nde Yunanların yenilgiye uğraması üzerine itiraf devletleri Londra'da bir konferans yapılmasına karar vermişlerdir. Konferansa İstanbul hükümetinin yanında Büyük Millet Meclisi'ne temsilen bir yetkili davet edilmiştir deniliyor. Peki böyle baktığımız zaman İtiraf devletleri Birinci İnönü yenilgisini kabul etmemiştir. Amaç bu mu? Değil. İtiraf devletleri Anadolu'daki işgalleri sona ermiştir. Hayır. Vurgulanan bu değil. Birinci İnönü Muharebesi'nden sonra itiraf devletleri barış yanlısıdır deniliyor. Temel vurgu bu mu? Hayır. Barış yanlısı veya barış niteliği değil ama devam edelim biraz. İtiraf devletleri Büyük Millet Meclisi'nin hukuki varlığını kabul etmek istememişlerdir diyor. İşte bak bu. Konferansa İstanbul hükümetinin yanında Büyük Millet Meclisi'ni temsil eden bir yetkili davet ediyorlar. Yani direkt olarak İstanbul, yani burada Büyük Millet Meclisi'ni çağırmıyorlar. Bu da varlıklarını kabul etmemek içindir, tamam mı? Gaye niteliği bu. Londra Konferansı'ndan sonra Yunanlar geri çekilmiş diyor. Alakasız. Sorunun doğru cevabı D seçeneği. Gelelim ikinci Yunan Savaşı'na. Şimdi bu savaş
bizim yine savunma savaşımız, öyle diyelim. Bu savaşı da biz kazanıyoruz. Hatta bu savaştan sonra Mustafa Kemal İsmet İnönü'ye bir telgraf çekiyor değil mi? Ne diyor? Siz orada sadece düşmana değil, milletin makus talihinde yendiniz diyerek niteliği vurguluyordur. Özellikle zaferin ordu ve Türk halkı üzerinde psikolojik etkisi oldukça yüksektir ve büyük bir gayede sağlıyor. Peki bu savaşın sonucunda neler oldu? İtalyanlar yavaş yavaş Anadolu'dan çekilmeye başlıyor. Halkın düzenli orduya güveni artıyor. Yunanlar da İtilaf devletlerini hayal kırıklığına uğratıyor. Gelelim Kütahya Eskişehir savaşlarına. Şimdi bu savaş Batı cephesinde alınan tek yeniliğidir. Bu savaşı kaybetmemizle beraber Yunan orduları Sakarya Nehri'ne, Ankara kapılarına kadar dayanıyor. Doğal olarak bir anda o odunlu hava yerini bir mateme bırakmıştır. İşte Büyük Millet Meclisi'ne olan güven sarsılıyor. Mustafa Kemal'e olan muhalefet artıyor. Düzenli ordunun dedik ya ilk ve son yenilgisi burada. Meclis Ankara'dan Kayseri'ye taşınma fikri var. Çünkü Ankara işgalle karşı karşıya kalıyor. Mecliste işte ordu millet nereye gidiyor tartışmaları var. İnanılmaz bir kargaşa söz konusu. Afyon, Kütahya, Eskişehir Yunanların eline geçmiş durumda. İşte düzenli ordunun dağıtılması, Kuvayi Milliye tekrar geri dönelim. İnanılmaz bir tartışma var. Mustafa Kemal'in liderliği tartışılıyor vesaire vesaire vesaire. İtalyanlar geri çekilişine bırakıyor. Fransızlar yine Anadolu'yu boşaltma unsurunu azaltıyor, öyle söyleyelim. Bunun üzerine de Mustafa Kemal ne yapıyor? Erzurum Kongresi'nden önce almış olduğu askerlikten istifa kararı artık tarihe karıştı. Mustafa Kemal başkomutanlık yasasına çıkararak geçici bir süreyle meclisin bütün yetkilerini üzerinde toplayarak tekrardan askerlik mesleğine geri dönüyor ve ordunun başına geçiyor. Komutan sahalarda. Evet. Kral geldi. Şimdi burada bir başkomutanlık yasasının ilan edilmesi, iki tekalifi milliye emirlerin yani milli yükümlülükler emirlerinin yayınlanmasıyla beraber burada ordunun gücü özellikle artırılmaya çalışılıyor, ihtiyaçları karşılanmaya çalışılıyor. Tüm bu unsurlarla beraber bizi Sakarya Meydan Muharebesi'ne süreç götürecektir diyelim. Önce soruya bakalım. Diyor ki, Kütahya-Eskişehir savaşları sonrasında Türk ordusunun yok olmasını engellemek isteyen Mustafa Kemal'in uygulamış olduğu savaş stratejisi aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemal ordu yok olmasın diye ordunun özellikle Sakarya'nın doğusuna çekilmesini sağlayarak burada sağlayarak güvenlik hattı oluşturmuştur. Böylece ordunun muhafazası sağlanıyor. İşte Sakarya'nın doğusuna çekilen bu ordu 1683'ten itibaren geri çekilen Türk ordularının hangi tarihtir bu? İkinci Viyana kuşatmasıdır. Bu tarihten itibaren geri çekilen Türk ordularının son savunma savaşını vermiştir Sakarya önlerinde. Bu savaştan sonra da artık taarruz bize geçiyor. Peki savaşı kazandık. Mustafa Kemal'e burada Mareşallik ve Gazilik unvanı veriliyor. Taarruz gücü tamamen Yunan kuvvetlerinin yok ediliyor. Bundan sonra da Mustafa Kemal ne yapacak biliyorsunuz. Yani ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ile diyerek büyük taarruzu başlatacaktır. Ama şimdi bu Sakarya Meydan Muharebesi'nin dış politikada da önemli karşılıkları var. Azerbaycan-Ermenistan-Gürcistan'la Kars Anlaşması imzalanarak doğu sınırı büyük ölçüde belli oluyor. Fransa ile Ankara Anlaşması imzalanarak Güney Cephesi artık tamamen kapatılıyor. Tabii bu anlaşmada Hatay sınırımız dışarısında kalmıştır. Misak-ı Milli'den verilen ikinci tavizdir. Ukrayna ile bir dostluk anlaşması imzalanıyor. İngiltere ile de esir değişimini kapsayan esir mübadelesi antlaşması imzalanıyor. Sorulara bakayım. Şimdi yaşanan bu yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralanması istenmiş. Ankara Anlaşması, Mudanya Ateşkesi, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz deniliyor. Şimdi bu bağlama baktığım zaman burada ilk olarak Sakarya geliyor verilen unsurlarda. Önce Sakarya Savaşı gerçekleşiyor. Sakarya Savaşı'ndan sonra Fransızlarla Ankara Anlaşması imzalanıyor. Daha sonra burada Büyük Taarruz başlıyor. Büyük Taarruz'dan daha sonra da Mudanya Ateşkesi Anlaşması imzalanıyor. 3-1-4-2. 3-1-4-2. B seçeneği sorumun doğru cevabı. Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ne geldik. Dedik ya Mustafa Kemal ne diyecek? Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İyileri diyecek. Aha da burada yanlış yerden açmaya çalışıyorum. Aha da burada. Tabii hocam ya ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri demiş de niye herkes Ege'ye gitmiş? Niye Akdeniz'e doğru yönelmemişler? Ege'de normalde Akdeniz olarak bilinmektedir değil mi? Hani bize ait bir iç deniz olduğu için biz Ege Denizi olarak isimlendiriyoruz. Orası da Akdeniz esasen. Ve Türk orduları hızlı bir şekilde farklı komutanlar ve kollardan
farklı alanlarda işte Kütahya üzerinden, Uşak üzerinden, Eskişehir üzerinden çok farklı alanlarda Yunan ordularını burada mağlup ede ede işte önce Afyon'u daha sonra Dumlupınar Meydan Muharebesi ile Kütahya'yı ardından Uşak, Eskişehir, Aydın, Manisa, İzmir, Bursa ve Çanakkale Boğazı, Boğaz kısmı hariç tüm alanları düşman işgalinden kurtarmış ve Batı cephesi büyük bir başarıyla sona ermiştir. Ne yapıyor İtilaf Devletleri de burada? Başarısız olunca ateşkes teklifinde bulunuyorlar. Ve Mudanya ateşkesine süreç bizi götürmüştür. Soruya bakalım. Büyük taarruz için yapılan hazırlıklar arasında hangisi gösterilebilir deniliyor? Başkomutanlık süresinin uzatılması, yine Sovyet Rusya'dan silah ve asker yardımı ve malzeme yardımı daha doğrusu askeri teçhizat yardımı ve İstanbul'dan silah ve cephane kaçırılması gibi esasların hepsi büyük taarruz için yapılan hazırlıklardandır değerli kardeşlerim. Mudanya Ateşkesi'nin imzalanmasına gelelim. Anlaşma maddeleri sınavlarda yorum tarzında gelebiliyor. Dikkat edin yorumlarıma şimdi. Doğu Trakya, Meriç'e kadar TBMM'ye bırakılacak ve 15 gün içinde Yunanlar burayı boşaltacak. Savaş yapılmadan Doğu Trakya kurtarıldı mı? Kurtarıldı. Yunanlar bölgeyi terk ettikten sonra bölgeye 8 bin kişilik bir Türk jandarma birliği gönderilecek. Anlaşma devletleri Yunanların bıraktığı yerlerin kontrolünü 30 gün içinde TBMM'ye bırakacak. Bakın bölgenin güvenli bir şekilde alınmasını sağlamış. İstanbul ve Boğazlar TBMM'ye bırakılacak. Kılıcı vuruş yapılana kadar Türk ordusu Doğu Trakya, Boğazlar ve İstanbul'a girmeyecek deniliyor. Dikkat! İstanbul'un başkenti TBMM'ye bırakılması demek Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdiğinin göstergesi. Çünkü bir anlaşma metnine göre Osmanlı'nın başkenti artık başka bir oluşuma ait. Ateşkes hükümleri imzalandığı tarihten 3 gün içinde yürürlüğe girecek. Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle Türk-Yunan kuvvetleri arasında silahlı mücadele de sona erecek deniliyor. Mudanya Ateşkesi'yle böylece savaş yapmadan İstanbul'u, Boğazları ve Trakya'yı kazanmış, Doğu Trakya'yı kazanmış olduk. Hangisi bunun sonuçlarından biri değildir diyor bakalım. TBMM'nin ilk siyasi başarısını elde etmesi. İlk siyasi başarı mıdır bu? Halbuki gümrüde elde ediyordun değil mi? Türk tarafıyla Yunan arasındaki savaş durumu sona erdi. Lozan Barış Anlaşması'na zemin hazırlandı. İstanbul ve Çelesi'nin yönetimi TBMM'ye bırakıldı. Doğu Trakya Yunan tarafından boşaltıldı. A seçeneği burada söylenemez. Ve değerli kardeşlerim dersimizin son konusuna gelelim. Sev ve Lozan. Şimdi Mudanya'da sonra biliyorsunuz bize Lozan'a götüren bir süreç vardı. Lozan Barış Anlaşması'nın imzalanmasına götüren süreç vardı. Akabinde de hani Lozan Barışı'nın imzalanmasıyla da artık Anadolu tamamen kurtarılmış oldu. Peki milli mücadele döneminde Osmanlı Saltanat Şurası tarafından imzalanan ancak Osmanlı meclis tarafından onaylanmayan Sevr Anlaşması neydi? Lozan neydi? Neyi getirdi neyi götürdü bakalım. Boğazlar konusuna bakalım. Sevr'de Boğazlar'ın kontrolü tamamen İtilaf Devletleri'ndeyken Boğazlar Türk başkanı Türk olan bir komisyona bırakılmıştı Boğazlar. Tam egemenlik sağlandı mı? Hayır. Bu yüzden egemen devlet anlayışına aykırıdır. Burada tam istediğimizi alamadık. İstanbul'un durumu, İstanbul Türklerden geri alınma potansiyelini barındırıyordu ama halbuki tamamen TBMM'ye bırakıldı, İstanbul kurtarıldı. Ülke bütünlüğüne baktığımız zaman Doğu'da Ermeni ve Kürt devletinin kurulması, çeşitli işgal bölgelerinin oluşturulması vardı. Ama bunların hiçbirine izin verilmedi. Ülke bütünlüğüne taviz söz konusu değil. Sınıra baktığımız zaman bir beylik toprağı kadar Sevr'de alan bırakılmıştı Osmanlı'ya. Halbuki Hatay ve Musul hariç Misak-ı Milli büyük ölçüde sağlandı. Toprak bütünlüğü büyük ölçüde oluşturuldu. Kapitülasyonlar önceden bütün devletlere açıktı. Herkese veriliyordu. Tamamen kaldırıldı. Ekonomik bir başarı söz konusu. Azınlıkları geniş haklar vardı ama azınlıkların hepsi Türk vatandaşı sayılınca böylece ulusal birlik ve beraberlik sağlamadığına önemli bir adım atılmış oldu. Orduya baktığımız zaman 50.700 kişiyle sınırlandırılmıştı. Ağır silahlar yoktu. Halbuki bütün sınırlandırmalar kaldırıldı. Böylece askeri alanda da herhangi bir engel söz konusu değildi. Evet, dersimiz burada sona erdi. Neredeyse bir saate yakın bir yayın oldu. Şöyle kısa yorumlarla, kısa esaslarla milli mücadele dönemini görmeye çalıştık. Bu sayfanın sorusunu çözelim. Sonra geçen haftanın ödüllü sorusuna bakalım ve bu haftanın ödüllü sorusunu sizlere vereyim. Şimdi diyor ki buna göre İsmet İnönü'nün Lozan Barış Görüşmeleri'nde nasıl bir tutum sergilediği söylenebilir. Bakalım. Lozan Barış Görüşmeleri'nde İngiliz istekleri karşısında İsmet İnönü'nün Türkiye'nin çıkarlarından taviz vermemesi üzerine İngiliz temsilcisi Lord Curzon, İnönü'ye konferansta bir sonuca varacağız ama memnun ayrılmayacağız. Hiçbir konuda bizi memnun etmiyorsunuz. Hiçbir dediğimizin makul olduğuna, haklı olduğuna bakmaksızın kabul etmiyor. Hepsini reddediyorsunuz. Şimdi Mustafa Kemal İsmet İnönü'yü bilerek Lozan'a göndermiştir. Çünkü hani İsmet İnönü biraz böyle hani keton bir insan. Kolay kolay böyle ikna edilmeyecek bir insan. Mesela Curzon hakikaten diplomasi kurdu böyle. Ya Curzon diyor ki şunu şöyle yapalım diyor. İsmet İnönü diyor bir İstanbul'a danışalım. Büyük Millet Meclisi'ne danışalım. Bir Anadolu'ya danışalım. Bir şey diyorsun adam diyor bir daha danışalım. Bu yüzden hani
Önce Lozan toplanıyor, bir karar alınamıyor, dağıtılıyor. Tekrar bir savaş hali ortaya çıkıyor, bir daha toplanıyor. Çünkü çok ketum bir insan. Canından bezdirmiş konferansta yani karşı tarafı İsmet İnönü. Bu da onun ne kadar kararlı olduğunu ve öyle her kolay kolay siyaset sahnesinde kandırılamayacağının göstergesidir diyelim. Ödüllü soruya gelelim. Verilen bilgide Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasında etkili olan hangi unsurdan bahsedilmiştir? Bakalım. Birinci Dünya Savaşı öncesinde İngiltere büyük bir sömürge imparatorluğu kurmuştu. Almanya ise gelişen sanayisi için ham madde ve pazar arayışı içerisine girdi. Almanya bir yandan İngiltere'nin sömürgelerine göz dikerken diğer yandan zengin kömür havzası olan Alsace-Lorraine bölgesini Fransa'dan aldı. Ne kadar hızlı okuyorum. Fransa bu bölgeyi yer alabilmek için İngiltere ile yakınlaştı. Siyasal birliğini geç tamamlayan devletlerden İtalya ise Kuzey Afrika ve Doğu Akdeniz'e yayılmaya çalıştı. Aslına bakarsanız tamamen sanayi inkılabının getirmiş olduğu etkilerdir değil mi? Hani ham madde, pazar, sömürgeler, sanayi inkılabının getirmiş olduğu niteliklerdir. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı B seçeneğiydi. Bu haftaki ödüllü sorum bu. Lütfen bu soruyu çözün. Dersen sonra da ne yapalım? Bu kitaptan sorularımızı çözelim. Yine ÖSYM çıkmasından sorularıyla OGM materyal EBA testleriyle de kendimizi iyi bir şekilde peştirelim. Dersimiz orada sona erdi. Size ve ailenize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Gelecek derslerde tekrar görüşmek üzere. Hadi bakalım.